sen bile, el açıp da dilenmem. Çorabım nerede anne? Yoksa daha yıkamadın mı? Elimde, baksana dikiyorum Terdi abi. Hadi çabuk, 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 çabuk. Tamam abi, tamam, bitti. Ceketim nerede? Montum ne? Çıkarsana montumu kız. Sen de benim her şeyimi giyiyorsun. Neyim kaybolsa bunun sırtında görüyorum. Yine hırlaşmayın canım. Ne yapayım Terdi abi? Seninkileri giyme koşuma gidiyor. Al. Hadi yeter artık, ver şunu. Ben gidiyorum anne. Yine kahvaltı etmeden mi gidiyorsun oğlum? Biraz ye, son günlerde zayıfladın. Yok be anne, sana öyle geliyor. Asıl zayıflayan Leyla. Ne o kız, birine mi sevdalısın yoksa? Aman Ferdi abi, alay etme Allah aşkına. Bak, bak yine kızın kalbini kırdın oğlum. Ne dedim ki anne? Artık şu kızla şaka yapmasan iyi olur. Ne yapayım yani? Ona takılmadan edemiyorum. İyi ama oğlum, artık gelinlik kız oldu. Her ne kadar elimizde büyüdüyse de, ne de olsa kardeşin değil ya. Son zamanlarda laflarından alınır oldu. Peki, peki. Bir daha karışmam. Zaten yarın bir gün amcası gelir götürür, ben de kurtulurum ondan. Kaç sevgili uğruna şu kalbim çarptı benim. Bu hayat denizinde gençliğim battı benim. Kaç sevgili uğruna şu kalbim çarptı benim. Bu hayat denizinde gençliğim. Kitapsız gösteririm ben sana! Şimdi ya! Geliyorum! Tut! Oh, ben gel lan buraya! Allah affet seni! Ne yapacağım? Ne yapacağım? Duracağım! Ulan gebertin kimsin! Ayrılın! Beğendi mi yaptın lan? Hayır abi! Hayır abi! Hayır abi! Çekil sen Ferdi! Bana bak, Sinan'ın dersi kötüdür ha! Varma üstüne! Gösterin! Ferdi! Ne var Leyla, bir şey mi oldu? Hemen! Eve gel, çok çabuk! Amcam geldi! Peki, geliyorum! Bak kızım, bu defa kararlıyım seni götürmeye. Biliyorum, sana karşı haksızlık ettim. Annen öldüğünde sen daha küçücüktün. Baban sefaate düşkün bir insandı. Bu yüzden hiç geçinemezdik. Ben ayrılıp İstanbul'da bir iş kurup elhamdülillah hayatımı kurtardım. Babansa bütün servetini kumar masalarında batırdıktan sonra dayanamayıp canına kıydı. İntihar etmeden önce de seni şu gördüğün namuslu fedakar kapıcısına teslim etti.
Hislerini anlıyorum kızım. Büyüdüğün, arkadaş edindiğin muhitten ayrılmak kolay değil tabii. Amcan doğru söylüyor kızım. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var Allah'a şükür. Ama amcanın o da yok. Sen onun en yakınısın. Yalnız koma ihtiyacı. Kolay mı sanıyorsun kızım senden ayrılmak? Bütün bu konuştuklarımız senin iyiliğin, mutluluğun içindir kızım. Sen neden konuşmuyorsun Ferdi abi? Bari sen karşı çık. Sen mani ol gitmeme. Herkes haklı Leyla. Hem artık gelinlik bir kız oldu. Senin de mutlu bir yuva kurma zamanın geldi. Amcanın muhitindeki kısmetler başka, şu bizim fakir mahallenin kısmeti başka. Sen de mi Ferdi abi? Sen de mi? Leyla! Aa, ne oluyor bunlara yahu? Leyla! Leyla! Dokunma bana, dokunma! Sen çok kalın kafalı, anlayışsız bir insansın! Seni bir türlü anlamıyorum Leyla. Önünde büyük bir istikbal varken, rahat bir yaşam varken neden gitmek istemiyorsun bilemiyorum. Annemden, babamdan, Adana'dan mı ayrılmak istemiyorsun yoksa? Hani ben senin dert ortağındım? Söyle kız! Mahalleden birine mi aşıksın? Seni seviyordum ama söyleyemiyordum. Hep bekledim, sen söyleyesin. Seni seviyorum Leyla diyesin. Ama sen de sustukça sustun. Ben de bir türlü cesaret edemedim. Çocukluktan bu yana o kadar alıştım ki sana. Şimdi Adana'da sensiz nasıl durabileceğimi, hatta nasıl yaşayabileceğimi bile bilmiyorum. Beraber doğduk, beraber büyüdük. Senden ayrılmak hiç aklıma gelmezdi. Sensizlik kahredecek beni Leyla. Beni senden belki ayırırlar Ferdi, belki uzaklaştırırlar. Ama şuna inan ki senden başka hiç kimseye, ama hiç kimseye yar olmam ben. Ben de sensiz yarışmaya girmem. Sen böyle konuştukça üzüyorsun beni. Benim yüzümden yıllarca hayalini kurduğun şarkıcılığı bir anda kesip atamazsın. Sen vazgeçince ben kendimi suçlayacağım. Hani senin azmin? Hani yarışmaya girecektim, İstanbul'a gidecektin, ismini bütün memlekete duyuracaktın? Belki doğru söylüyorsun Leyla. Ama yanımda sen olmayacaksın. Desteğim, gücüm olmayınca ben ne yaparım? Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile gönlüm seninle beraber. Sevgilim. Yemek iyi değil mi? İyi. Hı hı. Yarışmaya katılmak için paran var mı? Yok be oğlum, nerede? 600 kağıt para istiyorlar. O parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız. Peki ne yapacaksın? Ne bileyim ben. Elbise almak lazım. Böyle de sahneye çıkılmaz ki. Sende para var mı Cengiz? Bende 20 kağıt var. Peki ne yapacağız şimdi? Ne yapacağı var mı be? Bugünkü ümileri oraya yatıracağız. Çok heyecanlıyım Leyla. Korkma Ferdi, kazanacaksın. Sen yanında yokken içimde bir boşluk hissediyorum. Keşke bugün de kalabilseydin. Buna imkan yok Ferdi. Amcam havaalanında beni bekliyor. Gitmem gerek. Sen yarışmadayken ben yolda olacağım. Ama inan bana, kalbim seninle beraber olacak. Şarkı söylerken beni düşün, beni hisset, inanıyorum ki kazanacaksın. Benim hiç ümidim yok Leyla.
Eğer sen yanımda olsaydın her şey bambaşka olurdu. Sen benim her şeyimsin. Ya kazanamazsam? Sen hiç üzülme Ferdi. Kazanacaksın, inanıyorum. Gönlüm seninle beraber. Hoşça kal Ferdi. Misafirler, aziz dinleyiciler, 6 numaralı yarışmacı Aysel Altın Sesi dinlediniz. Oo, ben bu kalabalığın karşısına çıkamam ha. Gel buraya, ne olsun? Deli misin, misin gel? O kadar mı? Korkma, korkma, yemezler seni. Şimdi yüksek huzurlarınızda 7 numaralı yarışmacımız Ferdi Tayfur. Ben çıkma. Gel buraya, gel, gel buraya. Gel buraya. Biz bugünün hayalleriyle yaşadık. Şu kravatını da şöyle bir düzeltelim. Çiçek gibi oldun. Hadi bakalım hayırlısı. Allah, Allah kuvvet verecek, cesaret de verecek sana. Kuvvetle. İçime doğmuştu sanki. Severken sevmem diye. İçime doğmuştu sanki. Severken sevmem diye. Bir tatlı bir yerine keder bıraktım ne diye. Günah değil mi? Yazık değil mi? Sensiz geçen ömrüme. Ah günah değil mi? Yazık değil mi? Sensiz geçen ömrüme. Saydım. Her gün geçer ağlar mıydım? Yerimde sen olsaydın. Her gün geçer ağlar mıydım? Candan sen. Sensiz geçen ömrüme. Günah değil mi? Yazık değil mi? Sensiz geçen
Sayın seyirciler, şimdi sıra tertip etmiş olduğumuz ses müsabakasının birincisine diplomasını vermeye geldi. Huzurlarınızda bu müsabakada siz sayın halkımızın en çok beğenisini kazanan ve en çok rey toplayarak birinci seçilen 7 numaralı müsabak. Aa ben. Evet, yarışmanın birincisi Ferdi Tayfur. Hop hop buradayım. Görüşürüz, sahneye lütfen. Geldim. Buyurun. Bu diplomalar sizleri büyük bir üne kavuşturacak, size İstanbul'da en büyük gazinoların, en büyük plak şirketlerinin kapılarını açacaktır. Elinizdeki bu diplomayla hangi gazinoya giderseniz hemen işe başlayacak meşhur bir şarkıcı olacaksınız. Böylesine kabiliyetleri ortaya çıkarmaktan gurur duyan, şeref duyan, onur duyan müessesemiz yeni başlayacağınız bu sahne hayatınızda sizlere başarılar diler. Allah be! Şuna bak be! Ciddi olun bakayım biraz, ciddi olun. Kralın önden gider buyurun. Aferin, aferin. Yürü lan şaşkabal yürü. Sen yürü lan keltoş. Bana bak, bu diplomaların sahte olduğu meydana çıkarsa halimiz dumandır ha! Oo, kerizler uyarıncaya kadar biz Kayseri'deki müsabakayı bitirip Niğde'ye gideriz! Bak kızım, bir aydan beri buradasın. Seni ne kadar çok sevdiğimizi bilirsin. Senin istikbalini düşünmemiz de bizim borcumuz. Biliyorsun artık evlenme çağın geldi. Bizim senin başına ne kadar baki olacağımızı da Allah bilir. Bunun için yengenle beraber bir an evvel senin mürüvvetini görmek için sabırsızlanıyoruz. bizim de artık torunlarımızı görme çağımız geldi. Değil mi ya hanım? Tabii bey, çocuksuzluk canıma tak etti. Bir torunum olsa canım gibi bakarım. Bak Leyla, Baykal beylerin teklifine hala bir cevap vermedin. Baykal beyler biraz sonra gelirler. Bu teklifi yabana atma kızım. Ama amcacığım ben evlenmek istemiyorum ki. Ama kızım, Baykal beyler memleketimizin en varlıklı insanları. Hanları, fabrikaları var. Yalnız 3 gazinodan aldıkları kira ayda 300.000 lira. Gazino? Ne yani, gazinoları da mı var? Hem de 3 tane. Peki gazinoda onların sözü geçer mi? Söylediğin lafa bak! Onların sözü geçmeyecek de bizim sözümüz mü geçecek? Hem Baykal bey Leyla diyor da başka bir şey demiyor. Demek gazinoda sözleri geçer ha? Geldiler galiba bey! Durun durun ben bakarım! Gazino ha? Allah Allah! Gazino dedi gitti! Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sefalarla beraber bir de çiçek getirdim size. Aman efendim, ne kadar nazik, ne kadar incesiniz! Aşk olsun Baykal bey, siz gazinolarla ilgiliymişsiniz de bana söylemediniz. İlgili ne kelime kızım, İstanbul'un en büyük 3 gazinosunun sahibiyiz. Aa, yani mesela size bir işim düşse yapar mıydınız? Aman efendim, siz yeter ki emredin. Hanım, bu hayırlı iş tahminimizden daha kolay olacak. Yakında nişanı yaparız herhalde. Hadi gel! Hadi! Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, geldiniz, hoş geldiniz. Efendim, hadi kızım, misafirlere geldiniz. Yer göster. Buyurun efendim, buyurun. Diplomam, diplomam nerede anne? Ha, bu kağıdımı arıyorsun evlat. Evet baba. Başaracağım, göreceksin. Bırak be evladım şu işi, bırak hayal kurmayı. Bir kere şansımı deneyeyim baba. Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah. İnşallah ama şu işi de bozmasaydık. Göreceksin baba, kazanacağım. Kazanamazsam hemen dönerim. Sizi yalnız bırakmayacağım. Kendine iyi bak oğlum, sakın üşütme. Hoşça kal. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Tez zamanda dön, o. İnşallah baba.
Gurbetin kahrını sen çekemezsin. Düşer bir kötüye çürür gidersin. Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti garip sevdiğim. Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti artık garip sevdiğim. Affettim inan ki ben seni çoktan. Sen de kurtar beni böyle yanmaktan. Bırak şu gurbeti bahtı kara sevdiğim. Sen de kurtar beni böyle yanmaktan. Gel artık, dön gel, garip sevdiğim. Bırak şu gurbeti, garip sevdiğim. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam, kimi aradın kardeşim? Ben Adana'dan geldim de. Ne olmuş? Bu da diplomam. Ses yarışmasını kazandım. Şarkıcı olmaya geldim. Şarkıcı ha? Bana bak kardeşim. Burada her önüne gelen şarkıcı olamaz. Ben de şarkıcı olmaya geldim ama paspasçı oldum. Hadi bakayım içine. Benim diplomam var kardeş. Şey beyefendi, bu arkadaş şarkıcı olmak istiyormuş. Beyefendi, ben Ferdi. Adana'dan geldim. Bu da diplomam. Ne diploması evlat? Birincilik diploması. Şarkıcılık yarışmasını kazandım da. Ne istiyorsun? Beni bir kere dinleyin. Göreceksiniz, boşuna vermediler bu diplomayı. Anladım evlat, anladım ama patron şimdi burada yok. Saat 4'te gelecek. Sen o zaman gelsen belki bir şeyler yapabiliriz. Sağ olun beyim. Acaba saat kaç? 2. Daha 2 saat var desenize. Gidip onu görebilirim. İnanın onun gözleri bana kuvvet verecek. Onun vereceği kuvvetle her şeyi başaracağım. Saat 4'te buradayım, çantam burada kalsın. Allah Allah! Buyurun efendim. Leyla Hanım'ı arıyordum. Kim arıyor acaba? Eski bir arkadaşıyım, Adana'dan Ferdi. Buyurun içeri. Siz istirahat edin efendim, ben haber vereyim. Leyla! Ferdi! Seni o kadar özledim ki Leyla! Ben de seni Ferdi, burcu burcu tüttün yüreğimde! Bak! Diploma verdiler, müsabakayı kazandım. Bu diplomayla hangi gazinoya gitsem işe alırlarmış. Seni üzmek istemem Ferdi. Ama bana kalırsa bu diploma hiçbir işe yaramaz diye korkuyorum. Ne demek hiçbir işe yaramaz? Kapı gibi diploma.
Ben bununla Çakıl Gazinosu'nda işe başlamak için geldim. Dörde kadar vaktim var, sana uğrayayım dedim. Bak Ferdi, geçen gün amcamın bir ahbabı geldi. Onun babası Çakıl Gazinosu'nun ortağıymış. İstersen ona bir telefon edelim, yardım olur. Yok, lüzum yok. Göreceksin bak, bu diploma her şeyi halledecek. Hiç kimseye ihtiyacım yok. İnşallah başarırsın Ferdi. Başaracağım Leyla, eminim. Geç kalmayayım, beni bekliyorlardır. Hoşça kal. Alo, buyurun, ben Baykal. Baykal Bey, ben Leyla. Ha, buyursunlar, buyurun. Emredin Leyla Hanım. Geçen gün size bahsetmiştim. Hani şarkıcı olmak isteyen arkadaşım vardı ya... İşte o İstanbul'a geldi. Şimdi de gazinoya gitti. Acaba bir telefon etseniz de yardımcı olsalar. İsmi Ferdi. Siz hiç merak etmeyin. O işle derhal ilgilenip arkadaşınıza yardım edeceğim. Hatta ben kendim bile giderim. Güle güle. İyi günler efendim. Hürmetler ederim. Güle güle. Her gecenin sabahı... Hoş geldiniz. Sağ olun. Başım yine döner döner... Getirmiyor seni bana... Kısa kalıyor geceler... Hepsi doğuştan sarhoş, benim gibi sevenler, sevip sevilmeyenler... Tamam, yeter. Yorulma delikanlı. Aferin, sesin bayağı güzelmiş. Güzel değil mi? Çok güzel. İlk önce seni Baykal Bey ve nişanlısı Leyla Hanım'ın hatırı için dinlemiştik. Ama sesin gerçekten çok güzel. Kimin nişanlısı? Benim nişanlım. Kim? Hulusi Bey'in yeğeni, Leyla. Hulusi Bey'in yeğeni? Hı hı. Leyla! Evet. Yakında nişanımızı resmen ilan edeceğiz. Tabii düğünümüze sizi de davet ederiz. Ulan kitapsız! Ben sana şimdi gösteririm nişan nasıl ilan edilirmiş! Bırakın! Olur böyle şey burada! Çekilin be! Bırakın beni! Ya tulumu! Şişmanlarım seni! Onlar bizim müşterimiz! Bırakın ya! Bırakın beni! Ben müşteri filan anlamam, anlıyor musunuz? Leyla, şimdi gösteririm ben ona. Bu sesle, bu hisse çok büyük bir sanatçı olacaktır bu çocuk. Leyla! Leyla, neredesin? Ne oldu oğlum? Onun dişlerini dökecektim, ciğerini sökecektim ama kaçtı. Kimin oğlum? O göbekli Baykal denen pısırığın. Ne oldu? Hayrola oğlum? Leyla için nişanlım dedi. Evleneceklermiş ha? Bak amca bey, Leyla'yı o göbekli herife veremezsiniz. Peki sana ne oluyor oğlum? Bana? Çünkü biz Leyla'yla birbirimizi eskiden beri seviyoruz. Ne Leyla bensiz, ne de ben Leyla'sız yaşamayı düşünmüyoruz. Demek öyle. Peki sen biraz dışarıda bekle. Ben önce Leyla ile bir konuşayım bakalım, o ne diyecek? Leyla! Kızım Leyla! Buyur amcacığım. Gel kızım, gel! Seninle konuşacaklarım var. Geliyorum amcacığım. Bak kızım! Emredin. Hayati bir karar vermen lazım. Biraz evvel Ferdi geldi. O birbirinizi sevdiğinizi... ...evlenmek istediğinizi söylüyor. Sen ne dersin bu işe? Evet amca, ben de onu seviyorum. Ama iyi düşün kızım... ...Baykal çok zengin bir aileden... ...sana iyi bir hayat, güzel bir istikbal verebilir. Koskoca bir ömür sadece aşkla geçmez. Amca, birbirimizi seviyoruz. Benim ne parada ne de pulda gözüm var. Ne Baykal'ı ne de servetini istiyorum ben. Yalnız Ferdi'yi istiyorum. Eğer beni ona vermezseniz ben yaşadığımı bile anlamam ki.
Sadece parayla geçer mi bir ömür amcacığım? Bak bu cevabını beğendim. Gözüm tutmamıştı zaten o göbekli herifi. Ferdi! Buyurun efendim. Gel buraya, gel, gel! Öpün elimi bakayım! Öpün! Allah mesud etsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederim amca. Topaç gibi torunlar isterim ha! Gel Leyla! Ne oldu bey, hiçbir şey anlayamadım. Sen de hep geç anlarsın be hanım! Ben sevdim eller altı, feleğin işine bak. Gece gündüz dinmiyor, gözümün yaşına bak. Ben sevdim eller altı, feleğin işine bak. Gece gündüz dinmiyor, gözümün yaşına bak. Alkışlarınız bana her zaman kuvvet verdi. Bu yüzden en mutlu günümü sizlerin önünde sizlerle beraber kutlamak istiyorum. Herkes düğününü bir yerde yapar. Ben de düğünümü sizlerin huzurunda yapmak istedim. Şimdi size bana sevmeyi, sevilmeyi öğreten, aşkın yüceliğini gösteren ve gene bana mutlulukların en büyüğünü veren eşimi tanıtmak istiyorum. Thank you.
olmanızı bana lütfeder misiniz? Memnuniyetle. Evimizi beğendin mi sevgili? Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir Ferdi. İlk çocuğumuzu bu evde büyütürüz. Ama ikinci çocuk olunca küçük gelir burası. O zaman daha büyük bir ev alırım. Biliyor musun, evde sana hizmet ederken hep ellerine dikkat ederdim. O kadar beğenirdim ki ellerini. Sarılıp öpmemek için kendimi zor tutardım. Ben de senin İçi pırıl pırıl yanan güzel gözlerine bakmaya korkardım. Ama şimdi bir ömür boyu gözlerimi gözlerinden ayırmayacağım. Ne oldu sevgilim? Rüzgar! Rüzgardan nefret ediyorum! Çok korkuyorum! Korkacak bir şey yok. Bak pencereyi kapattım bile. Hadi sevgilim, kendine gel. Senelerce evvel bir rüya görmüştüm. Aynı rüyayı dün gece de gördüm. Kara bulutlarla dolu bir rüzgar aramızdan esti. Bizi birbirimizden ayırdı. Seni bırakmamak için ellerimi uzattım. Ama rüzgar aldı götürdü beni. Ne olursun ağlama. Sil gözlerini canım. O güzel gözlerine ağlamak değil, gülmek yakışıyor. Bak rüyanın aksi çıktı. Beraberiz, mutluyuz. Bir ömür boyu mutlu olacağız. Sevmeyene tutsak olduk her güne.
sevilip sevmeyene eririz günden güne, öleceğiz mecburen. Bir vefasız uğruna öleceğiz mecburen. Severiz bazı zaman, gözyaşımız olur kan. Severiz bazı zaman, gözyaşımız olur kan. Dostlar bizi yalatan, katlanırız mecburen. Vefasızlar ağlatan, katlanırız mecburen. Zalimin gül sesi var, ümidin eşesi var. Gariplerin nesi var, hor görünür mecburen. Gariplerin nesi var, hor görünür mecburen. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizlere bir şarkı daha söylemek isterdim. Hele bu bayram günü yanınızdan hiç ayrılmak istemezdim ama size bir müjdem var. Az önce hastaneden telefon ettiler. Karım bana dünyanın en güzel bayram hediyesini vermiş. Bir oğlum olmuş. Ne kadar sevinçliyim bilemezsiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben de gidip oğlumun ve karımın bayramını kutlamak istiyorum. Sizlere iyi bayramlar, sağ olun. Çiçek de size doktor. Bayramınız kutlu olsun. Öyle mutluyum ki. Karım nasıl? Ben de onu konuşacaktım. Ne oldu? Yoksa bir şey mi var? Evet. Bilmem size nasıl anlatsam. Metin misiniz? Ne demek istediğinizi anlamıyorum doktor. Ne oldu? Yoksa çocuğa mı bir şey oldu? Hayır Ferdi Bey. Karınız. Karım mı? Anlatsanıza doktor bey, ne oldu karıma? Tıp ilminde ne varsa hepsini tatbik ettik. 3 profesörle 5 saattir başındayız. Ama maalesef yapacak hiçbir şey kalmadı. Bir dakika Ferdi bey. Karınızın zaten çok kısa bir ömrü kaldı. Eğer metin olmazsanız onun son saatlerini de harap edersiniz. Gerçekten ölecek mi doktor? Evet. Hiç ümit yok. Ama bana söz verin, karınıza bir şey belli etmeyeceksiniz. Onun şimdi birkaç güzel kelimeye, güler yüze ihtiyacı var. Söz veriyor musunuz? Ona bir şey belli etmeyeceksiniz, değil mi? Evet doktor, söz. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Hoş geldin sevgilim. Bugün biraz halsizim. Yüzümden de belli değil mi? Yok, hayır. Hiçbir şeyin yok. Hem çok iyi, hem de çok güzelsin. Oğlumuzu gördün mü? Hayır, görmedim. Biraz evvel buradaydı. Ah, bir görsen Ferdim. Ne kadar güzel bir çocuk. Tıpkı sana benziyor. Sesi de o kadar gür ki, o da babası gibi şarkıcı olacak. İnşallah sevgilim. Sen...
Seni de çok ihmal ettim. Gömleklerini bile ütüleyemedim. Yemeğini yedin mi? Yedim sevgilim. Beni düşünme sen. Çıkar beni buradan Ferdim. Yuvamıza götür beni. Götüreceğim canım, götüreceğim. Gene mutluluklara koşacağız el ele. Beni çok mesut ettin Ferdim. Teşekkür ederim. Bundan sonra ben de seni daha mesut edeceğim. Çocuğumuz, sen, ben, hep beraber. Evet sevgilim. Hep beraber. Ne o Ferdim? Ağlıyor musun? Hayır, sevinç gözyaşları döküyorum. Bu ses nereden geliyor? Hangi ses sevgilim? Rüzgar. Çok korkuyorum Ferdim. Ayıracak bu rüzgar bizi. Ayıracak. Hayır sevgilim. Bizi hiçbir şey birbirimizden ayıramaz. Ölemezsin! 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 Rüzgar Leyla, sakın korkma Emi. Ben hep senin yanında olacağım. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Değil rüzgar, fırtınalar bile kopsa hep yanında olacağım. Korkma sen. Saatlerden beri seni arıyorum. Artık kendini toparlaman lazım. Seni anlıyorum. Acına katılıyorum. Ama evladım, ölenle ölünmez. Hadi gel, seni eve götüreyim. Şimdi gitmem lazım Leyla'm. Korkma senim. Gidiyorum ama gene geleceğim. Üzülme, geleceğim. Yaramaz mamasını yedi babası. A-
artık eve gitmek istiyorum. İstersen bir müddet burada kal Ferdi. Çocuğunun yanında unutursun her şeyi. Hayır. Burada, bu muhitte, İstanbul'da kalamam artık. Her yer onun hatıralarıyla dolu. Hüsnü abi, Anadolu turnesinin hazırlıkları tamam mı? Tamam. Söylediğin gibi bir yıllık bir turne hazırladım. Biraz uzun ama... Uzun olsun. Belki de iki yıla çıkartırız. İstersen turneyi biraz geciktirelim. Evde bir müddet dinlen çocuğunla beraber. Çocuğun, çocuğun, çocuğun! Herkes bana bundan bahsediyor! Benimle olsa ne olur, olmasa ne olur! Ne bilir ki o, küçücük şey ne anlar anadan babadan! Biz çocuğa kendi evladımız gibi bakarız. O bize Leyla'nın yadigarı. Ama ne de olsa sen de babasısın, seni görmek ister. Bakın ben karımı kaybettim. Ben nasıl Leyla'sız yaşamaya alışacaksam... ...bu çocuğun da bensiz, babasız yaşamaya alışması lazım. Olmayınca, gücüm, desteğim olmayınca ne yaparım ben Leyla'm? Merak etme sen Ferdi. Ben yanında olmasam bile gönlüm seninle beraber. Thank you.
Dur Ferdi. Bir saattir seni arıyorum. İstanbul'dan bir telgraf aldım. 3 aylık bir iş teklif ediyorlar. Gelemeyeceğimizi yaz. Turneye devam ediyoruz o kadar. Bak Ferdi, 6 yıldır İstanbul'dan uzakta göçebeler gibi dolaşıp duruyoruz. Hem unutma, İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi. Oğlun 6 yaşına geldi, hala babasının suratını görmedi. O çocuğun babası yok, anlıyor musun? Yaşayan bir ölü baba olabilir mi ha? Beni dinle Ferdi. Ne zamandan beri sana bunu söylemek istiyordum. Leyla'nın ölümüne bu çocuğun sebep olduğunu sanıyorsun, bunu da kimseye söylemiyorsun. Nefret ediyorsun bu yüzden ondan. Bu masum çocuğun hiçbir günahı yok. Leyla da öldü artık, unut onu! Hayır! Hayır, ölmedi o! Unutamam onu, anlıyor musun? Unutamam! Onun aşkı hala kalbimde, hayali gözlerimde yaşıyor! Leyla ölmedi, anlıyor musun? Ölmedi! Gerçeği kabul et! Öldü o! Hayır diyorum sana, hayır! Onu sen ellerinle gömdün! Yıllardan beri kendini de onunla beraber gömmek istiyorsun! Her şeyden kaçıyorsun! Bir ölüden farkın yok! Hayır! Şimdi oğlunu da annesiyle beraber gömmek istiyorsun. Buna hakkın yok Ferdi! Hayır! Bunu yapmamalıydın bana. Bütün arzum seni hayata döndürmekti. Ama madem istemiyorsun, ben gidiyorum. Sen nasıl istersen öyle yap. Abi dur. Affedersin. Kendimi kaybettim. Çaresizim. Ne yaptığımı bilemiyorum. Bomboş bir dünyada kaldım. Üzerinde durma. Mühim değil. Yapacağın şey belli Ferdi. Git oğluna, git gör onu. Peki Hüsnü abi. Ama sen de geleceksin. Sen olmazsan ben gidemem ki. Ne olur, bir de sen yalnız bırakma beni. Pekala, beraber gideceğiz. Oğluna senelerdir senin yokluğunu belli etmemeye çalıştık. Biraz heyecanlı. Ne de olsa babasını ilk defa görecek. Ama sen onu tanımakta güçlük çekmeyeceksin. Kerata tıpkı sana benziyor. Ferdi, işte oğlum. Babam, hadi ona hoş geldin de. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk oğlum. Gezmeye geleceksin değil mi Ferhat? Tabii gelecek babası! Uslu çocuklar her söyleneni dinler değil mi evladım? Peki efendim. Hı. Hadi öyleyse Ferhat. Vakit geçirmeden gidelim. Gezecek çok yerimiz var. Thank you.
kart göndermişsiniz. Tabii, gönderdim ya. Ama ondan sonra bir yıl geçti, başka hiçbir kart göndermediniz. Herkesin babası uzağa gidince, her gün kart gönderiyor. Biraz daha gezelim mi? Hayır, ben eve gitmek istiyorum. Seni de sevmiyorum. Oh, hoş geldin Ferhat. Nasıl, babanla iyi gezdiniz mi bari? Çok eğlendik değil mi Ferhat? Almanya turnesinden sonra seni gene gezmeye götürürüm. Almanya mı? Almanya'ya gideceğinizi bilmiyorduk. Hani bir süre burada kalacaktınız? Kalamayacağım. Bugün gitmeye karar verdim. Hadi Ferhat, babana iyi akşamlar de yukarı çık. İyi akşamlar efendim. Size de güle güle. Almanya turnesi uzun sürecek mi? Evet, çok uzun. Anladım ki oğlumla ayrı dünyaların insanlarıyız. İstemedi beni. Uzaklara gideceğim. Çok uzaklara. Almanya'ya hoş geldiniz. Hoş sizin olun. İçin güzel bir turne hazırladık. Epey uzun sürecek. Yeah. Münih'e hoş geldiniz Ferdi Bey. Efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Ferdi abi. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ferdi abi. Hoş bulduk. Sen tanıyamazsın Ferdi, koskoca çocuk oldu. Tanıyamaz olur mu canım? Tıpkı babasına benziyor. Bu tenis uzun sürer mi? Ne zaman gelirler acaba? Günde 2 saat tenis oynuyorlar ama senin geleceğini bildikleri için 1 saat oynayıp dönecekler. Nurhan Hanım tenisi ihmal etmesini istemiyor. Bu yaşta çocukların kafası kadar vücutları da gelişmeliymiş. Ferhat da Nurhan Hanım'a aşık adeta, hiç sözünden çıkmıyor. Sanki arkadaşmış gibi, her gün beraberler. Kim bu Nurhan Hanım? Geldiğimden beri ondan bahsediyorsunuz. Canım, ona Nurhan Hanım dediğimize bakma. Benim yeğenim. Anası babası ölünce biz yanımıza aldık. Kendini psikoloji mi ne ona verdi, başını kitaplardan kaldırmaz. Ya öyle mi? Akraba yani. Ama ne olursa olsun Ferhat'a çok güzel bakıyor. Oh! Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki, ah bir görseydiniz! Ferhat, bak baban geldi! Tanımadın mı babanı? Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk Ferhat! Demek tenis de oynuyorsun. Ne güzel. Evet. Tenisi iyi öğrendin mi bari? Evet. İnşallah bu tenis derslerine engel olmuyordur değil mi Ferhat? Hayır. Herhalde Nurhan Hanım'ı yeniyorsundur ha? Hayır, onu kimse yenemez. O kadar da değil Ferhat. Baban da beni tenis şampiyonu sanacak.
Tanıştırayım, Nuran Hanım, Ferhat'ın babası Ferdi. Ferdi Bey'i resimlerinden tanıyoruz. Memnun oldum. Nuran Hanım'ı gören herkes şaşırıyor. Evet, psikolog deyince herkes başka türlü bir insan bekliyor. Ama bugünün çocukları o kadar zeki oluyor ki onlara uymak için biraz modernleşmek gerek. Ferdi'yi yeniden aramızda görmemizin şerefine. Ben de kadehimi sevgili oğlumun şerefine kaldırıyorum. Ferhat hiç belli etmiyor ama siz geleceksiniz diye çok heyecanlandı. Beni görmekten gene memnun olmadı galiba. Hayır, hiç de öyle değil. Fakat memnuniyetini size hemen göstermemeye kararlı olsa gerek. Bakın Nuran Hanım, sizin psikoloji ilminiz ne diyor onu bilmem ama ben buraya oğlumun kalbini kazanmaya geldim. Sizin de ne yapmak istediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben sadece o küçücük çocuğun kolay kırılan kalbinden bahsediyorum. Acele ederseniz, duygularını zorlarsanız çocuğu üzebilirsiniz. Niçin ağlıyorsun? Bir şey mi oldu? Bağışla oğlum. Biliyorum bana kızgınsın. Bilmem bütün yaptıklarım için özür dilesem beni affeder misin? Lütfen gidin, yalnız bırakın beni! Gidersem benim için çok kötü olacak. Sana söyleyeceğim o kadar çok şey var ki Ferhat. Bir türlü söyleyemiyorum. Senin bana yardımcı olman lazım evladım. Çok uzaklardan geldim seni görmeye. Ferhat! Üzülecek hiçbir şey yok Ferhat. Hadi şimdi sen yat uyu. Baban seninle yarın konuşacak. Hadi yat yavrum. İyi geceler. İyi geceler. Şimdi anladım oğlumun bana neden soğuk davrandığını. Neden? Onu kendinize mal etmişsiniz de ondan. Bakın Ferdi Bey, siz çok tanınmış bir insan olabilirsiniz. Fakat çocuk ruhundan anlamıyorsunuz. Oğlunuzu sizden çaldığımı sanıyorsunuz. Tabii ya! Oğlumu benden uzaklaştırıyorsunuz. Uzaklaştırmak mı? Oğlunuz kendini size yakın hissetmiyor mu sanıyorsunuz? Öyle değil mi? Benim gözlerim kör mü? Özür dilerim. Ama sizi biraz daha anlayışlı sanırdım. Oğlunuzun size taptığını, sizi gözünde adeta ilahlaştırdığını görmüyor musunuz? Bana tapmak mı? İnanamam buna. O halde gelin benimle. İşte Ferhat'ın oyun odası burası. Bütün plaklarınızı alır, bütün eserlerinizi ezbere biliyor. Bunu benden bile gizlemişti. Hele siz gelince her şeyi büsbütün gizledi. Evet ama neden yapıyor bunu? Kendisini terk edip senelerce geri gelmeyen bir babaya duygularını göstermenin yararı ne? Ferhat size tapsa bile sevgisini gösterir mi sanıyorsunuz? Çok onurlu bir çocuktur. Bakın Nuran Hanım, oğluma karşı haksızlık ettiğimi biliyorum.
Ama şunu itiraf edeyim ki Ferhat'ın ayaklarına kapanıp yalvarmaya bile razıyım. Belki de buna gerek yok. Bilmiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki de oğlumu biraz tanısam yararı olacak. Bu konuda bana yardım eder misiniz? Tabii ederim. Bir kere şunu bilin ki Ferhat'ın dünyada sizin kadar sevdiği, sizin kadar beraber olmak istediği başka kimse olamaz. Ama sizin gene uzaklara kaybolup gitmenizden o kadar korkuyor ki, sizin sevginizden emin olmak için adeta sizi imtihan etmek istiyor. Babası tarafından terk edilmiş, yıllarca aranmayan bir çocuğun en tabii hakkı bu. Beni uyardığınız için çok teşekkür ederim. Ferhat size yaklaşacak ama önce onu kırmayacağınızdan emin olmak istiyor. Tabii bu da zaman ister. İlk adımı siz atın. Nasıl? Ferhat'ı kalbinden yakalamak için elinizde büyük bir kozunuz var. Müzik. Onu yarın gazinoya çağırın. Arkadaşlarını da davet edin. Bakın nasıl gelecek. Kitapları iyi öğrendiğinizi görüyorum. Sözlerim kitaptan değil, kalbimden geliyor. Çünkü Ferhat'ın mutluluğu sizin kadar beni de sevindirecek. Bugünlük yeter arkadaşlar. Peki efendim. Arkadaşlarımla biz de çalabilir miyiz? Tabii yavrum, tabii. Hadi gelin çocuklar. İstersen bu gece beraber yatarız. Oğlum, canım oğlum. Baba, babacığım. Yavrum. Seni o kadar çok seviyorum ki. Canım oğlum, ben de seni çok seviyorum. Londra'daki tahlil sonuçları maalesef bizimkini doğruluyor. Bir aydır yaptığımız konsültasyon ve araştırmalarımızın neticesi tıbben ümitsiz. Biliyorum, karınızın ölümü sizi çok sarstı, kendinizi harap ettiniz. Ölecek miyim doktor? Maalesef evet. Bunu size söylememem gerekirdi ama siz çok ısrar ettiniz. Ne zaman doktor? Ne kadar ömrüm kaldı?
3 veya 4 ay. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Buna inanmıyorum. İçimden olmaz diyorum. Bir yıldır aynı ağrıyı, aynı ıstırabı çektim. Doktorlar tedavi için... ...elinden gelen her şeyi yaptılar. Ama çare yok. Yine de böyle bir sırrı bana söylediğiniz için teşekkür ederim. Ferhat'ı size emanet ediyorum. Onu sizin kadar kimse tanıyamaz. Kimse sevemez. Size söz veriyorum. Ferhat ömrümün sonuna kadar yanımdan ayrılmayacaktır. Ama bu haberi Ferhat'a benim söylememi istemeyin ne olur, yalvarırım size. Merak etmeyin. Tanrı bana bütün gerçekleri oğluma söyleyecek kudreti verecektir. Beni iyi dinle oğlum. Yakında uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Beni bunu söylemek için mi buraya getirdiniz? Ferhat, bırak da sana her şeyi anlatayım. Bana hiçbir şey anlatmak zorunda değilsiniz ki. Bundan evvel gittiğinizde de bir şey söylememiştiniz zaten. Ama oğlum, bu seferki başka. Biliyorum. Yine gidecek, senelerce görünmeyeceksiniz. Ben de buna alıştım. Keşke bu sefer böylesine uzun kalmasaydınız. Dinle Ferhat. Bu sefer ben gitmek istemiyorum. Bizi ayırıyorlar. Baba, ben çocuk değilim artık. Ferdi Tayfur istemediği şeyi kimsenin baskısıyla yapmaz. Tanrı yaptırır evladım. Bu sefer ayrılmamızı Tanrı istedi, anlıyor musun? Çok hastayım. Yakında senden ayrılıp Tanrı'ya kavuşacağım. Baba, canım babacığım! Tanrı'ya yalvarsam seni bana bırakmaz mı? Geç oğlum, artık çok geç. Vazgeç, felek! Vazgeç! Sen benden, hep peşimden gezmekten. Öyle candan sevmişim ki, öyle candan sevmişim ki, korkar mıyım tehdidinden, korkar mıyım ölmekten? Daha benden ne istersin, canımdan başka alacak? Daha benden ne istersin, canımdan bir kurtuluş olacak. Kara toprak benim için bir kurtuluş olacak. Sayın misafirler, şarkının burasında bana çok sevdiğim, canımdan kıymetli oğlum eşlik edecek. Gençliğimle doymam.
yaşamaktansa kara toprak benim için bir kurtuluş olacak. Kara toprak benim için bir kurtuluş olacak. İşte geldim Leyla'm. Rüzgarlar, fırtınalar artık seni korkutamayacak. Bir daha dönmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Yar kabrinin derine din. Aley sular serpin serine din. Bıçak.